Vali Demir Yürek ilk kez deprem sürecini anlattı. 359 binaya aynı anda müdahale etme kabusunu yaşadık. Kırşehir'e vali olarak atanan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek veda töreninde yaşadığı deprem sürecini ilk kez basın ve kameralar karşısında anlattığını ifade ederek 11 il 113 ilçenin biri olan sadece İskenderun'da 359 bina yerle bir olmuş, bu binaların hepsine aynı anda müdahale etmek gibi bir kabusun içerisindeydik, can pazarı yaşanıyordu dedi. Buraya gelen yardımlar var. Yardımları burada tutmanın bir anlamı yok. Bir an önce herkes kendi bulabildiği araçlarla bilsin, gelsin. Mümkün. Hem bir üzüntü hem de bir sevinci beraber yaşıyoruz. Sayın Kaymakamımızın Kırşehir'e vali olarak atanması bizi son derece memnun etti. Ama aramızdan ayrıldığı için de bir o derece üzüntülüyüz. Sayın Kaymakamımızla olduğumuz süreç içerisinde hiçbir sorundan şikayet ettiğini görmedim. Kendisi buraya geldiğinde ben STK başkanıydım. O zaman da çok şeyler oluyordu. Ama çok organize, birlikte, entegre olarak en azından bir müzakere ve bu diyalog sürecini çok iyi işlettiğimizi düşünüyorum. Devlet adamlığı kimliğiyle geldiği zaman adi, vicdanlı, nitelikli, eşitlikçi gerçekten bizi bu anlamda mutlu kıldı. Belki bu acı bizi birbirimize daha fazla dayanışmamıza sebep olmuştur. Her ne sebeple olursa olsun önemli olan birlikte olmaktı. Bugün kıymetli bir devlet adamını hizmet ettiği bir diyardan ülkemizin her köşesinde hizmet etme aşkıyla yanıp tutuştuğuna şahit olduğumuz başka bir diyara uğurlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben İskenderun'u temsil eden Hazirun burada varlığıyla, vücuduyla şehadet etmektedir ki Murat Sefa Demir Yürek eşitlikçidir, adildir, insani bakar, tevazu sahibidir, kibrin düşmanıdır ve tek gayesi vardır, milletine, hemşerilerine hizmetkar olmaktır. 2022 Pazartesi günü başlamıştım. Salı günü 30 Ağustos. 30 Ağustos'ta ahalinin bayrağı, ahalinin devlete, ahalinin cumhuriyete olan tutkusunu ben ilk törende hissettim. Bölgenin de çocuğuyum. Memleketin evladıyım. İşte hemen yanı başında. Adanalı bir mülki idare amiriyim ve ilk defa da memleketime yakın bir yerde çalışacağım. O törende, hatta törenden sonra da eşi dostu aradım, dedim ki ya ben yıllardır çalıştım, yıllardır bu törenlerde bulunurum. Bu törenin enerjisi bir başkaydı dedim. Burada bir başka bir şey vardı. Sonra gelen gidenler başladı. Bölgenin sıcakkanlılığı, samimiyeti, içtenliği, tevazusu, o da beni çok etkiledi. 5 Şubat günü çok soğuk, ilk defa kar yağmıştı. Yusuf Binbaşı ile beraber eşlerimizle ilk defa hani böyle bir kendimize zaman ayırıp yukarıya radara kar görmeye gittik. O az önce görüntüler vardı. Belediyemiz de, Tosyal Başkanım da buraya kamyonlarla getirmişti. Çok coşkulu, çok neşeli bir gündü. Sonra gece o felaketi yaşadık. Ne var?
çok şükür biz evden sağ salim çıktık. Çıkar çıkmaz çocukları evin önünde güvenli bir yere, polis kulübelerine, polis kulübesine eşimle beraber oraya emanet ettikten sonra ben buraya kapıdaki görevli polisimizin kullandığı bir araçla 4.50 civarında, 4.45-4.50 civarında intikal ettim. Ben geldiğimde Nevzat Müdürümüz gelmişti. Burada durumu anlamaya çalıştık. Hani vehametin büyüklüğünü anlamaya çalıştık. O arada Abdülkadir Vekilimiz geldi. Tosyalı Başkan geldi. Rektör Hocamız geldi. Komutanlarımız geldi. Jandarma Komutanımız geldi. Sahil Güvenlik Komutanımız geldi. Başsavcım geldi. Birbirimizle hiç telefon görüşmesi yapmadan, birbirimizle hiç muhabere etmeden saat 5.15 itibariyle ilçenin bütün devleti harekete geçirecek bütün unsurları buradaydı. Saat 5.15 itibariyle. Korkunç bir şeyin içerisindeyiz. Ya, büyük bir felaketin içerisindeyiz. Anonslar geliyor emniyetin telsizinden. Anonslar kayda giriyor. Burada bir kayıt tutulmaya çalışılıyor. Ölü sayısı her dakika artıyor. Ölü sayısı her dakika artıyor. Hastane çökmüş. Mustafa Kemal'de çok sayıda yıkım var. Çok sayıda yıkılmış bina var. Korkunç bir durumun içerisindeyiz. Bir yandan yağmur var. Buradayız. Ben kameralar önünde de o geceyi ilk defa anlatıyorum. İlk defa anlatıyorum. Şurada çadır, iş makinesi bulmaya çalışıyoruz. Telefonlar bazen çekiyor, bazen çekmiyor. Bu arada İskenderun sanayisine, İskenderun özel sektörüne unutmadan behasus teşekkür ederim. Ben daha onları aramadan, bütün büyük sanayi işletmelerimiz, hepsi bir şekilde bana ulaştı. Dediler ki emrinizdeyiz. İş makinalarımız, personelimiz, ayakta olan personelimiz emrinizde dediler. Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız aradı. Diğer sanayi kuruluşlarımız aradı. Ve inanın ben kendilerini aramadan, saat 11 olmadan hepsi bana bir şekilde ulaşmışlardı. İskenderun'un bütün büyük sanayiciler. Sonrasında 13.26'da ikinci büyük felaketi yaşadık. O felaketin şöyle bir etkisi de oldu. Binalar oturma yaptı. Enkazlarda yaşam boşluklarında olan insanlarımızın bir bölümünü de maalesef o zaman dilimini de kaybettik. 13.26'da biz buradaydık. Sonra ben ailemle hiç o gün görüşmedim. Sadece korumalardan ikinci gün sabah eşimin ve çocukların Nevşehir'e gittiğini öğrendim. Görüşemedik çünkü. Yani burada öyle bir hal içerisindeydik ki öyle bir can pazarıydı. Ben bilinçaltımda şöyle ötelemişim. Hani bir şey olsa, kötü bir şey olsa haberim olurdu diye. O yüzden hiçbirini aramadım. Onlar da bana ulaşamadı. Sonra eşim gitti, bir hafta sonra döndüğünde kızım uzunca bir süre konuşmadı bende. Sonra farkına vardım ki bu hiç aramamama çok bozulmuş. Çocuk çünkü, çocuk yani bunu anlamaz. Ama öyle bir günün içerisindeydik, bir can pazarının içerisindeydik. Sonraki günlerde akşama doğru Enerji Bakanımız geldi, saha koordinatörü olarak. Valilerimiz geldi. Kırklareli ve Kırşehir valilerimiz geldi. Hüdayar Mete Buhara, benim dönem arkadaşım, sayın valimiz. Kırşehir valimiz, Birol İkici, çok uzun zamandır birbirimizi tanırız. Birol abimiz geldi, kamu görevlileri geliyor. Hep beraber ne yapılabilir derdindeyiz ama belli oldu ki burası yetmeyecek. Üniversiteye geçtik. Sayın rektörümüze özellikle teşekkür ediyorum. Kriz merkezini oluşturduk. Orada kütüphaneyi ilk kriz merkezi olarak belirledik. Bu arada İstanbul'dan kendi bağlantılarımız aramaya başladı.
20 başkan ulaştı bana. Üsküdar önceki belediye başkanımız. Öğlen saatlerinde çıktık geliyoruz dedi. GA arama kurtarma AFAD onları Maraş'a yönlendirmişti. Ben Üsküdar'dan çok yakın dostlarım. AFAD'a ısrar ettiler. Buraya gelmek istediklerini özellikle bildirdiler. Akşam saatlerinde GA geldi. GA hiçbir yerde biz şunu yaptık, bunu yaptık demedi. GA 46 kişiyi kurtardı enkazdan. 46 vatandaşımızı enkazdan çıkardı. Ama kendi prensipleri gereği bunu hiçbir yerde açıklamadılar. Bunu ben açıklıyorum. Çünkü ben biliyorum. Sonrasında İstanbul'da sanayi kuruluşları aramaya başladı. Büyük iş adamlarımız aramaya başladı. Yalnızdayız. Geliyoruz diye. Sadece İskenderun'da 11 il, 113 ilçenin biri olan sadece İskenderun'da 359 bina yerle bir olmuştu. 359 bina yerle bir olmuştu ve bu binaların hepsine aynı anda müdahale etmek gibi bir kabusun içerisindeydik. Böyle bir kabusun içerisindeydik. Şükürler olsun o günlerden bugünlere aldığımız yolu düşününce kaybettiğimiz insanlarımız var. Onlar için hakikaten büyük bir üzüntü içerisinde. Hiçbir zaman o duyguyu, o 3112 vatandaşımızı bir gecede kaybetme duygusunu hiçbir zaman yitirmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ben süreci az çok başından beri, az çok değil ilk dakikasından beri burada olan bir kamu görevlisi olarak iyi gittiğimizi düşünüyorum. Gerek Cebike bölgesinde, gerek rezerv alanlarda inşallah gelecek yıl ortalarına doğru İskenderun konut sorunu, yerleşim sorunu, iş yerleri sorununu aşmış olarak yoluna devam edecektir. Yine bu süreçte tabii sosyal entegrasyonları da var işte. Çok büyük bir travma bu. Toplum bir gecede her şeyini kaybetmiş insanlar. Dolayısıyla o insanlara normal şartlarda anlatır gibi anlatmanız da mümkün değil. Sabretmek size düşüyor. Sabretmek size düşüyor. Bize düşüyor. Sorumluluk makamında olanlara düşüyor. Ama İskenderun'un o 30 Ağustos'taki duyguyu söylemiştim ya konuşmamın başında. O 30 Ağustos'taki duygu döndü dolaştı. Bu sürecin yürütülmesinde hava yastığı vazifesi gördü. Devlet milletiyle mündemiş hemhal olarak yoluna devam etti. Bakın ben geçen yıl konuşmamda da bunu arz ettim size. 29 Ekim konuşmamda. İddiayla söylüyorum. Türkiye'de 100. yıl kutlamalarında en kalabalık kutlamaların birinin adresiydi. İskenderun kutlaması. Bu kadar vatandaşını kaybetmiş, toplam kentsel yapı stoğunun %17'sini kaybetmiş bir ilde 100. yılda insanlar bize niye kızdı biliyor musunuz? Sığmadıkları için kızdılar. Meydana sığmadıkları için kızdılar. Bu duygu benim için çok kıymetli. İskenderun'un devletine, milletine, cumhuriyetine olan bağlılığının koyu bir kalemle altının çizildiği gündü 100. yıl kutlamaları. Bunu da özellikle huzurlarınızda söylemek isterim. Bir parantez var. Zaman zaman biz olguyu yönettik. Çocuğu ölmüş, annesi ölmüş, kardeşi ölmüş. Dolayısıyla bir an önce cenazeyi al, defnetme peşinde. Bizi de zorluyorlar. Haliyle yani o insan psikolojisiyle bizi de zorluyorlar. Bir an önce cenazelerimiz verilsin, biz cenazelerimizi gömmek istiyoruz diye. Biz başsavcımıza, konuyu ilettiğimizde başsavcım dedi ki ben otopsi yapmadan, parmak izi almadan, DNA örneği almadan, fotoğraflamadan kimseye veremem dedi. Bunların hepsini yapmak zorundayım dedi ve bunları yapacağım ondan sonra vereceğim dedi. Ve onun o tutumu sayesindedir ki sonrasında çok büyük karşılıklar çıkabilecek bir
defin sürecini İskenderun tüm bölge içerisinde en az bilinmezle atlatan belde oldu. Ona ve kıymetli arkadaşlarına huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve bu süreçte inanılmaz bir hassasiyetle, doğruyu gözeterek, sorumluluk duygusuyla hep beraber hareket ettik. Kendilerine hüsnü kalpten gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tarz bir yaklaşımla tüm bu krizi hep beraber yönetmemize zemin hazırladıkları için, imkan sağladıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kahrımızı çekmek de zordur. Sevgili eşime ve kıymetli teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben geldiğim ilk gün söylemiştim. Giderken de söylüyorum. Ben bu bölgenin çocuğuyum. Bu toprakların çok da sevdiğim bu toprakların evladıyım. O yüzden işte Kırşehir'de bir kapınız var, hemşeriniz var değil mi? Ben bu bölgenin çocuğuyum. Bu bölgenin çocuğuna nasıl davranacaksa öyle davranırsınız. Ben sizin bir kardeşinizim. Kendimi de öyle görüyorum. Tekrar buraya geldiğiniz için tüm bu süreç boyunca göstermiş olduğunuz kıymetli destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah tüm memleketimizle beraber bu milleti, bu memleketi korusun, gözetsin. Ama şimdi aklıma geldi. Bunu unutmamam lazım. O yüzden tekrar bunu söyleyeceğim. Ben 5 yıl Üsküdar'da çalıştım. Çok severek çalıştım. Buraya gelirken de oradan ayrılmanın hüznüyle geldim. Ama Cenab-ı Hak bize öyle bir süreç yaşattı ki Üsküdar'ı burada yeniden buldum. Bir gün sabah, bir cumartesi sabahı hiç unutmuyorum, buraya geldim. Kaptan içeri girerken şuradaki görevlilerin kıyafetleri dikkatimi çekti. Tekrar döndüm. Baktım. Üsküdar Belediyesi temizlik ekibi şurada bizim ön tarafı süpürüyor. Siz de mi geldiniz dedim. Biz de geldik dediler. Yani onlara da ayrı bir teşekkürü kendimce borç biliyorum. Sayın Vekilimiz de lütfetti, geldi. Sayın Vekilimiz de aynı şekilde hem bugün burada olduğu için hem de tüm süreç boyunca göstermiş olduğu sağduyulu tavır için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kıymetli meslektaşlarım bugün buradalar. Arsuz Kaymakamımız burada, Belen Kaymakamımız burada, Payas Kaymakamımız burada. En kolayı zaten bakanlık soruyordu. Depremden sonraki günlerde psikolojiniz nasıl? Kalacak mısınız, gidecek misiniz diye. Bu üç kıymetli kardeşim gitmek çok kolay olduğu halde asla gitmeyeceğiz. Sonuna kadar buradayız deyip bugün burada olan arkadaşlarımız, onlara da huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanımızın tensipleriyle bir hediyemiz oldu. Türkiye'de ilk kez Hatay'da ikinci kez yılın ahisi seçildi. İskender olarak yılın ahisini Sayın Valimize, Kırşehir Valimize hediye ediyoruz. Allah nasip ederse cumartesi günü gayet Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye dönerler ise bizatihi olarak yılın ahisini İskenderun'dan, Hatay'dan çıkan yılın ahisini takdim edecekler. Biz bir İskenderun, bir Hataylı olarak Sayın Valimize hediye ediyoruz. Tebrik ediyorum efendim.
Allah hayırlı olsun.